Evet, konuyu ayrıntılı olarak masaya yatırmak istiyoruz. Doçent Doktor Geysu Karlıkaya bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz Gece Bülteni'ne öncelikle. Evet, haberimizi izledik. Alzheimer hastalığını önceden teşhis edilebileceği söyleniyor bir kan testiyle ve gerçekten %90'ların üzerinde %93'lük bir doğruluk payından bahsedilmekte. Şimdi bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu önemli midir hastalık için? Bu önemli tabii. Yani bu çok yeni bir çalışma. Bir iki günlük bir yazı zannediyorum. Yapılan bazı kan testlerinde bazı genetik materyalleri inceliyorlar. Ve bu genetik materyallerin 12 tanesinin üzerinde odaklanıyorlar. Ve bakıyorlar ki bu 12 tane maddeyi inceledikleri zaman işte Alzheimer saptama duyarlılığı %93 gibi yüksek bir oran çıkıyor. Bu niye önemli? Çünkü bundan önce bizim işte muayeneyle, bazı başka testlerle, psikolojik değerlendirmelerle vardığımız sonuç %70-80'i geçmiyordu. Ve bu uluslararası çalışma değerleri, yani Türkiye için değil, en iyi merkezlerde bile hani doğru teşhis ancak %70-80 oranında konabiliyordu. Ve otopsiyle %100 noktasına getirebiliyorduk. Şimdi %93 bu açıdan tabii çok önemli bir değer. Ama ne var ki bunun kliniğe ve bizim hastalarımıza yansıması için biraz daha zaman var. Çünkü tedavi konusunda sıkıntılarımız olduğu için bu çalışmaların sayısı artacak. Biraz daha bize hastalığın sebebi, nasıl oluştuğu, mekanizması hakkında bilgi verecek. Ve ondan sonra da biz de hani tedaviye yönelik ilerleme kaydettikten sonra bu hastalara geri dönüş olarak gelecek. Ama mutlaka ki çok önemli bir çalışma. Evet hocam, şimdi tedaviye yönelik durumdan bahsederken tabii aklımıza şu soru geliyor. Şimdi biz haberlerimize de veriyoruz. Mesela kanser rahatsızlığında erken teşhisin önemini devamlı vurgu yapılır. Çünkü gerçekten çok önemlidir, evet, hastalığın, evet, seyrinde. Evet, evet. Peki Alzheimer'da erken teşhisten ziyade aslında tedavinin nasıl olacağı daha çok önem, evet, taşıyor değil, evet, mi? Evet, yani sebebini bilmediğiniz bir şeyi tedavi etmek biraz daha zor. Ve Alzheimer konusunda ilaçlarımız çok sınırlı. Yani 3-5 tane ilacımız var. Bunlar hastalığı yavaşlatıyor, biraz süreci uzatıyor. Hastalara yardım amaçlı verebileceğiniz pek çok şey var ama sonuçta hastalık üzerine birebir etkili değil bu ilaçların hiçbirisi. Onun için erken tanı şu aşamada tek başına yeterli değil bizim için. Ama erken tanı niye önemli? O bulgular ortaya çıkmadan önce neler oluyor? Onları saptarsak, onların mekanizmalarını çözersek, oradan da tedaviye geçiş yaparsak gibi bir süreç. Evet, uzun bir süreç. Peki Alzheimer'ın tespitinde herhangi bir problem yaşanıyor mu? Yani başka hastalıklara benziyor mu? Tespit ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii Alzheimer aslında en sık gördüğümüz bunama, demans dediğimiz hastalık çeşidi. Ama bunun dışında bir sürü hastalık var. Ve aslında Alzheimer tanısında da en önemli nokta bu. Çünkü diğer hastalıkların, yani demansa sebep olan hastalıkların en az %10'unun tedavisi çok kolay. Bunlar vitamin eksiklikleri olabiliyor, işte tiroid hormon bozuklukları olabiliyor, beyindeki kistler olabiliyor. Bir sürü sebep var. Öncelikle bunlar olmadığını göstermemiz gerekiyor. Bunları da muayene ile, bazı kan testleriyle, bazen beyin filmleriyle destekliyoruz. Ve ondan sonra Alzheimer tanısına gidiyoruz ve ondan sonra Alzheimer tedavisi yolunda devam ediyoruz. Peki Alzheimer olmayı engelleyecek herhangi bir bulgu var mı elinizde? Yani belli bir yaşam koşulu, mesela işte spor yaparsak, ne bileyim bulmaca çözersek, çok i̇şte kitap onlar, okursak tabii, vesaire, onlar, böyle bir şey söz konusu değil mi? Onlar çok aranıyor, çok araştırılıyor. Çok net bir şeyimiz yok ama bazı risk faktörlerini biliyoruz. Yani biliyoruz ki belli bir yaştan sonra Alzheimer'e yakalanma olasılığınız çok yüksek. İşte 65 yaş civarında %5'te görülüyor. 85 yaş üzerinde bu %50'ye çıkıyor. Ona yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Genetik, eğer ailede hikaye varsa bu biraz daha yakalanma riskinizi arttırıyor. Ona da yapacak bir şey yok. Ama bazı işte sağlıklı yaşam biçimleri, işte Akdeniz diyeti, beslenme, işte sigaradan uzak durma vesaire gibi bazı önerilerin koruyucu etkisi olduğu söyleniyor. Ama bunların hiçbirisinin çok net, kesin, bilimsel bir şeyi yok. Yani bulmaca çözün, işleyen demir ışıldar mekanizmasıyla, evet, mantıklı. Egzersiz yapın, yalnız olmayın, mutlu olun vesaire gibi böyle genel önerilerimiz oluyor. Evet, aslında herkesin yapmak istediği ama yapabilmeyi başaramadığı, evet, bazı noktalar. Evet, özellikle, evet, mutlu olmak konusu. Şimdi işleyen demir ışıldar deyince hemen biraz geçmişe döndüm. Geride bıraktığımız haftalarda bir araştırma daha vardı. Geç emeklilik Alzheimer riskini azaltıyor diye. Yine bu işleyen demir ışıldar noktasından mı burada yani çıkıyoruz? Bu aslında çok uzun yıllardır söylenen bir şey. Ne kadar aktif kalırsanız, ne kadar bulmaca çözerseniz işte Alzheimer'e yakalanma riskiniz o kadar düşük diye. Ama aslında son yapılan birkaç çalışmada bunun tersini gösterdi. Yani çok aktif olarak, zihinsel olarak aktif olan insanlar da aynı şekilde Alzheimer'e yakalanıyor. Ama bunlar biraz daha bununla baş edebiliyorlar. Biraz daha bulguları saklayabiliyorlar. Biraz daha idare edebiliyorlar ve tanıları biraz
biraz daha az oluyor aslında. Onun için o hala bir tartışma konusu biraz. Yani belki biraz daha iyi saklayabiliyorsunuz eğer çok aktif bir insansanız. Onu çok net bilmiyoruz ama yine de tabii öneri. Yani işleyen demir ışıldar, çalıştırın beyninizi diyoruz. Peki genç yaşta Alzheimer tanılarına çok rastlıyor musunuz yoksa hayır daha çok ilerleyen yaşlarda? Klasik Alzheimer 65 yaşından sonra başlıyor ama Alzheimer'ların yaklaşık %5'i bir genetik geçiş oluyor ve bunlar gerçekten işte 50 ile 40'lı yaşlarda başlayabiliyor. Ama bunların mutlaka bir aile hikayesi oluyor ve nesilden nesile devam ediyor. Onun dışında genç yaşta ortaya çıktığında o biraz önce bahsettiğim işte vitamin eksiklikleri, depresyon, tiroid hormon bozuklukları gibi başka şeyleri aramak biraz daha doğru. Evet, izleyicilerimiz için soruyorum. Hangi bulgular Alzheimer'ı bize gösterir? Şimdi Alzheimer aslında unutkanlıkla başlıyor. Yani hafıza kaybı temel bulgusu. Neleri? İşte tekrar tekrar aynı soruları soruyorsunuz. Unutuyorsunuz, tekrar tekrar soruyorsunuz. Eşyaların yerini kaybediyorsunuz. Onu hepimiz yapıyoruz. İşte hepimizin elinde cep telefonuyla telefonumuzu arıyoruz bir zaman. Ama o telefonu buzdolabında bulmuyoruz. Eğer o telefon buzdolabından çıkıyorsa orada bir soru işareti koymak lazım. Ya da bir şeyi kaybettiniz, aradığınız evin içinde buldunuz. Ha işte ben mutfağa su içmeye gitmiştim, onu o zaman oraya bırakmıştım diye hatırlıyorsanız bunda bir problem yok. Ama bu nasıl geldi buraya diyorsanız işte yine bir soru işareti koyacaksınız. Günlük yaşantını etkilemesi lazım. İşte fatura ödemeyi herkes bir kere unutabilir ama bunu sürekli unutuyorsanız, eve haciz geliyorsa bir problem. İsim unutmak tek başına önemli değil. Randevuları da arada bir unutabilirsiniz ama bu süreklilik ve rutin haline gelip iş sosyal yaşantınızı etkiliyorsa o zaman önemli. Sosyal yaşantında değişiklik olabilir, içe kapanma olabilir, kişilik değişiklikleri olabilir. Bunların hepsi biraz uyarıcı, erken dönem uyarıcı bulguları bizim için. Uyarıcı bulgular böyle. Şimdi karakter özelliklerinin değişmesi, sorumluluk sahibi olmaktan kaçma, insanları suçlamaya yönelik davranış biçimleri. Bunlar hastalığın tanısının koyulmasındaki önemli bulgulardan birkaç tanesi belki de. Peki hastalığın tanısını bunlarla koyuyorsak bu hastaya da gerçekten çok ağır bir yük oluşturuyor. Ancak sadece hastaya değil, hastanın ailesine de büyük sorumluluklar düşüyor. Tavsiyeleriniz ne olur? Evet, yani Alzheimer hastalığı aslında diğer kronik hastalıklardan daha fazla hasta bakıcı yükü getiriyor. %90 oranda hasta Alzheimer'lı bir hastaya bakan kişilerde depresyon ve bazı başka bozukluklar ortaya çıkıyor. Nedir? Hastanın yaşam kalitesini yükseltirken Alzheimer hastasıyla ilgilenen kişinin de yaşam kalitesini yükseltmesi lazım. Basit önlemler alması lazım. Hastalığın seviyesine göre hastayla iletişimini kolaylaştırması lazım. Toleranslı olması lazım, sabırlı olması lazım, direnmemesi lazım, inatçı olmaması lazım. Çocuk bakar gibi sabırla bakacak ama çocuğa bazı şeyleri öğretirsiniz ve öğrenir ve bir daha yapmaz. Alzheimer hastası öğrenemez. Yeni bilgileri edinemeyeceği için o konuda inatlaşmamak lazım. Pratik çözümler bulacak. İşte kıyafet seçimi, yazın tişörtle çıkmak istiyorsa yakını, onunla kavga etmeyecek, monta alacak yanında, bir yere çaktırmadan onu giydirecek mesela. İşte yemek yediremiyorsa, eğer sağlık olarak kilo kaybetmiyorsa, başka bir hastalığı yoksa bir öğünü atlayabilir. İşte belki çatal bıçak kullanmayı unuttuğu için yemek yemiyor olabilir. O zaman ne yapacak? İşte ortaya sandviçler, küçük poğaçalar, bir şeyler bırakacak. Belki onları atıştıracak. Hastayla işte ayakkabılarını giyen dolaşma diye düşünmeyecek. Çünkü belki hasta ayakkabısını bağlamayı unuttuğu için bu agresyonu gösteriyor ve inadı gösteriyor. Bunları biraz anlayışla karşılamak lazım. Ama en önemli kendisini takip etmesi lazım. Kendisinde bir içe kapanma, bir huzursuzluk, bir ajitasyon olduğu takdirde mutlaka yardım alması lazım. Aile üyelerinin desteği çok önemli. Çünkü genellikle Alzheimer hastaları bir kişiye bağımlı oluyorlar. Ve biz Alzheimer hastaları belli bir dönemden sonra yerlerini değiştirsinler de istemiyoruz. Çünkü kafalarındaki karışıklığı arttırıyor bu. O zaman primer bakıcı kimse, onu bir tatile gönderip işte diğer kardeşler veya kim varsa onların hastanın olduğu yere gelip o bakımı üstlenmesi mesela çok yararlı bir çözüm olabiliyor. Peki nöroloji uzmanları olarak herhangi bir psikolog veya psikiyatri uzmanıyla çalışılmasını, yani birlikte çalışılmasını istiyor musunuz? Psikiyatristler de bazen demans hastaları takip ediyorlar. Uzmanlık alanları, ilgi alanlarına göre değişiyor. Nörologlar da bu işi yapıyor. Ama rutin olarak bir psikolog desteği bizim açımızdan genellikle gerekmiyor. Hastanın durumuna, hasta yakının durumuna göre gereken yönlendirmeleri yapıyoruz. Peki hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Alzheimer'ı ülkemizde ne derece görüyoruz? Herhangi bir artış, eksilme vesaire gibi bir şey söz konusu mu? Herhangi böyle bir istatistik var mı? Dünyada aynı şekilde belirgin bir istatistiğimiz yok ama dediğin gibi 85 yaşın üzerine çıktığınız noktada %50 iki kişiden birinde Alzheimer görülecek. Bu tabii ömür arttıkça biraz daha sık karşılaşıyoruz. Biraz daha dikkatimizi çekiyor, yoksa başka bir artış yok aslında. Çözülmesi gereken birçok şifresi var gibi duruyor aslında hocam. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Geysu Karlıkaya, doçent doktor, gece bültenimize katıldığınız için efendim. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.